ihtiyacını hissetmemiş olsaydı böyle bir çıkış yapmazdı. Ben eminim kapalı kapılar ardında çok ciddi azarlandı. Mahir Ünal tam da bir geçiş döneminde, tam da bir yüzyıl vizyonu anlattığımız dönemde, tam da oya ihtiyacı olduğumuz dönemde nasıl böyle bir laf ettin diye ciddi şekilde azarlandı. Çünkü artık AKP köşeye sıkışmış durumda, küçülmüş durumda, MHP'nin kendine çizmiş olduğu marjinal alanın içerisinde hapsolmuş durumda. Evet. Bir de 7 milyona yakın yeni bir oy geliyor. Bunları da aslında AKP hedefliyor. Bunlardan da oy alamayacağının farkında. Bir anlamda koltuk altından gidiyor ve bunun paniğiyle Mahir Ünal'ı istifa ettirdi. Eğer vaktim varsa bu istifa kültüründen de iki satır bahsedip buyurun, ondan sonra buyurun bırakayım dilersin. Bakın, istifa tek taraflı bir müessesedir. Karar verirsiniz ve dersiniz ki artık ben bu işi yapmıyorum. Saygın bir davranış biçimidir. Bunun gerekçeleri fark etmez ama samimiyetle ayrılırsınız. AKP bu kültürü de yok etti. Bunu da insanların elinden aldı. Aslında şunu yapmaya çalışıyor AKP kültürü. Sizin ben iradenize bile saygı duymuyorum. Siz istifa bile edemezsiniz. Ben ancak istersem sizi görevden alırım. Siz benden af dilersiniz. Mahir Ünal'ın kalkıp da cumhuriyetten af dilemesi lazım. Atatürk'ün ruhaniyetinden af dilemesi lazım. Bu toplumdan, bu milletten af dilemesi lazım. Erdoğan'dan niye af diliyorsun sen? Neyin affını diliyorsun? Son derece saçma sapan, yersiz, absürt ve kabul edilemez bir laf etmişsin. Ve kalkıp af diliyorsun Erdoğan'dan. Ben eminim ki görevden ayrılacağını bir yerden duymuştur. Talimatı almıştır. Hatta altını çizerek söylüyorum. Hadi bu akşam size Evren Hanım manşeti de vereyim. O istifa dilekçesi hazırdır zaten önceden. O istifa dilekçesi Mahir Ünal tarafından yazılmamıştır. Ben biliyorum ki bir zamanlar Sayın Babacan bunu söylemişti, Sayın Şener söylemişti, ben de söyleyeyim. Birçok AKP'li yetkili göreve gelmeden önce zaten beyaz kağıtları Erdoğan'a teslim ederler. Dolayısıyla Mahir Ünal öğrenmiştir görevden alındığını ve affedildiğini. Dolayısıyla böyle bir antidemokratik, böyle bir demokrasinin kurum ve kurallarıyla bağdaşmayan bir kültür hakim. Evet. Bir korkunun yansıması, bir çaresizliğin yansıması, bir ikiyüzlülüğün yansıması bugün toplumun gözü önünde cereyan ediyor. Ve bu millet, Türkiye'nin değerlerine sahip bu millet, demokrasiye, hukuka, insan haklarına ve bu ülkenin kurucu değerlerine, layık demokratik hukuk devletine, cumhuriyete sahip olan bu millet sandıkta bunun cezasını, bunun faturasını AKP'ye ödetecektir. Hep beraber göreceğiz. Şimdi yerine getirilen Özlem Zengin'e ilişkin de sorularım olacak ama bir sonraki turda Sayın Turan Çömez, teşekkür ediyorum. Sayın Yılmaz Polat'a dönmek istiyorum bu noktada. Sizin ifadelendirdiğiniz konudan. Yılmaz Polat.